Evet. Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi sonlu matematikte içer mi dış mı, dışarı mı içeren ya da indirgemeli dizilerle çözebilen klasik bir soruyu çözeceğiz. Beş arkadaş masanın üstündeki defterlerini rastgele alıyorlar. Herkesin kendine ait olmayan bir defteri alma olasılığı nedir? Şimdi şöyle başlayalım soruya. Beş arkadaş beş defteri kaç farklı şekilde alır? Birinci kişi beş defter alır, ikinci kişi dört, üçüncü kişi üç, dördüncü kişi iki ve son kişi bir defter alır. Yani beş faktöriyel şekilde defterlerini alırlar. Peki bu beş faktöriyelin içinde neler var? Önce onları bir görelim. Bu beş faktöriyelin içinde arkadaşlar hiçbirinin kendi defterini almadığı durum var. Yani sıfır kişi kendi defterini alıyor. Bir kişinin kendi defterini aldığı durumlar var. İki kişinin kendi defterini aldığı durumlar var. Üç kişinin kendi defterini aldığı durumlar var. Bu soru özelinde dört kişinin kendi defterini aldığı durum yok. Neden yok? Çünkü dört kişi kendi defterini alırsa beşinci kişi de kendi defterini almak zorunda kalır ve direkt olarak beş kişi kendi defterini almış olur. Ama biz gene de bu şekilde yazalım. Şimdi şöyle stratejimiz şu olacak arkadaşlar. Biz buradaki bir defter alanları, iki defter alanları, üç defter alanları çıkarmaya çalışacağız. Ama tabii bunlar iç içe geçmişler. Peki nasıl yapacağız? Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar, biz buradan bu beş kişiden bir kişiyi seçelim. Bazen şapka diyebilirim. Şapka sorusu bu. Defter dağıtıyoruz şu anda biz. Beş kişiden bir kişiye kendi defterini verelim. Kalanları da dört faktöriyel şekilde dağıtalım arkadaşlar. Bunu yaptığımızda ne oldu? Biz bir kişiye kendi defterini vermeyi garanti ettik. Ama bu durumda şuradakilerden bazıları da kendi defterlerini almış olabilirler. Dolayısıyla bu durumda en az bir defter alanlar var. Bir defter, kendi defterini alan kişi sayısı en az bir. İki olabilir, üç olabilir, dört olamayacağını biliyoruz ama yazalım gene. Beş olabilir. Peki soru şu. Burada kritik nokta şu. Ben burada beş kişiden bir kişiyi seçtim. Yani X kişisi kendi defterini aldı. Burada da dört kişiyi kendi rastgele seçerlerken Y kişisi kendi defterini aldı. Diğerleri başkalarının defterlerini aldı. Bu durumu şurada da yapabilirim. Bu beş kişiden bir kişi seçerken Y'yi seçmiş olabilirim. Kalan dört kişi kendi rastgele defter alırken X kendi defterini almış olabilir. Yani X'in ve Y'nin kendi defterini alma durumlarını ben iki kere saymış oldum arkadaşlar. Aynı durum 3 için de geçerli. Yani aynı durum demeyeyim, benzer durum. Mesela X kişisi kendi defterini aldı. Burada Y ile Z kişisi kendi defterini aldı. Ama 5 kişiden bir kişi seçerken Y'yi seçmiş olsaydım, burada X ile Z kendi defterini almış olabilirdi. Burada Z'yi seçseydim, burada X ile Y kendi almış olabilirdi. Dolayısıyla buradan da bu durumda da her birini üçer kere saymış oldum. O yüzden yani 3 tane defter alanları üçer kere saymış oldum. Peki 4 tane olan yok zaten biliyorum. O yüzden hesaplamayacağım. Hesaplayabilirim. Ama orayı boş bırakmayı tercih ediyorum zaman kaybolmasın diye. Şimdi 5 tane defter alanlar mesela X aldı, Y, Z, W, T kişileri de buradan almış olabilir. Ben buradan Y kişisine verip kendi defterini, diğerlerini kendiniz alın derken burada X, Z, W, T yapmış olabilirim. Bu şekilde şundan da 5 tane çıkar arkadaşlar. Yani özetlemem gerekirse eğer ben bu ifadeden bu ifadeyi çıkarırsam bir tane bir kişi, iki tane iki kişi, üç tane üç kişi, beş tane beş kişi çıkarmış olacağım arkadaşlar. Şimdi tabii o zaman iki tane iki kişi çıkarttığım için mesela şu örnek üzerinden gidelim. Bir tane iki kişi eklemem lazım. O yüzden gidiyorum hemen iki kişi eklemeye çalışıyorum. Beş kişiden iki kişiye kendi defterini verdim. Kalan üç kişiyi de üç faktöriyel şekilde sıraladım arkadaşlar. Şimdi burada da ne yapmış oldum? En az iki kişiye kendi defterini vermiş oldum. Üç kişi, dört kişi ya da beş kişiye vermiş oldum. Peki iki kişileri sayarken X ve Y kişisini seçtim, kendi defterini verdim. Başka da burada diğerlerini vermedim. Bu durumdan bir tane var burada. Şimdi 3 kişiye verdiğimi düşünelim. Yani X, Y'ye seçtim, verdim. Burada da rastgele alırken Z kendi defterini aldı. Bu durumla
XZ Y durumu ya da YZ X durumu aynı durum. Yani üçer kere saymış oldum. Dolayısıyla üçer kere de çıkaracağım arkadaşlar. Burada X Y kendi defterini aldı. Kalan 3 kişi Z, W ve T de kendi defterini aldı. X, Z kendi defterini vermiştim. Y, W, T de kendi defterini aldı. Şeklinde 5 kişinin de kendi defterini aldığı durumları tam olarak 10 kere saydım arkadaşlar. Şimdi bunu topladığım için bunları topluyorum arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz zaten şu durum gitti arkadaşlar. Birbirini götürdü. Şimdi şu durum birbirini götürdü. Sıra üçlülerde. Burada bakın eksi 3 tane 3 artı 3 tane 3 birbirini götürdü. Bir tane üçlük var. 3 tane kendi defterini alanlardan bir tane var. Şimdi bir tane çıkarmam lazım. O yüzden 5'in üçlüsü çarpı 2 faktöriyel diyorum. Şimdi burada 5'in 3 kişiye kendi defterini direkt olarak veriyorum. Kalan 2 kişi kendi arasında karıştırıyor. Dolayısıyla 3 kişinin de kendi defterini aldığı bir tane durum var. Peki 3 kişiye kendi defterini verdim. Bu kalan 2 kişi de kendi defterini aldı. Bundan kaç tane var? X, Y, Z, X, Y, W, X, Y, T diye giderseniz arkadaşlar 10 tane var. 5 kişinin kendi defterini aldığı durumları şurada 10 kere saymış oldum. Bu mantıkla ilerlediğim zaman arkadaşlar bu da 4 defteri alanlar. Şurada eksi 4 artı 4 diyeyim. Bunu saymıyorum zaten. 5 defteri de kendi alan arkadaşlar bir kişi bir şekilde alıyorlar. Pardon 5 şekilde. Mesela X, Y, Z, W, T. X, Y, Z, T, Y, W. Bu şekilde gidiyor. Dolayısıyla 10 kere alınmış oluyor. Son olarak 5 kişiden 5 kişi seçtim. Herkese kendi defterini verdim. Bu 5 kişinin de kendi defterini aldığı bir kişi var. Şimdi özetlemem gerekirse burada 2 kişinin kendi defterini aldığı bir durum vardı. Burada 2 kişinin bir defteri aldığı 2 kere saydık. Burada da 1 kere saydık. Bu ikisi pozitif. Şunla şu pozitif, bu negatif olduğu için birbirini götürdü. Bu 3 defterini alan 3 kişinin kendi defterini aldığı bir kişi var, bir durum vardı. Burada 3 kişinin kendi defterini aldığı 3 durum var. Burada da 3 durum var. Burada arkadaşlar bir durum var. Dolayısıyla bunları topladığımız zaman bunlar da birbirini götürdü. 4'lere zaten bakmama gerek yok. 5 kişinin kendi defteri aldığı durumlar. Burada bir tane var arkadaşlar. Şurada bir tane var. Burada 5 kişinin kendi defterini aldığı 5 tane var. Ama eksi 5. Burada artı 10. Burada eksi 10. Burada şurayı yanlış yazmışım. Düzeltiyorum. Burada arkadaşlar bu durumdan 5 tane var. Bununla bu birbirini götürdü. Bununla bu birbirini götürdü. Dolayısıyla arkadaşlar şu artı olacak zaten. Evet. Bununla bu birbirini götürdü. Bununla bu birbirini götürdü. Bununla da bu götürdü. Dolayısıyla bunların hepsini götürmüş olduk arkadaşlar. Sadece sıfır kişinin kendi kitabını aldığı durumlar kalmış oldu. Şimdi bunu n kişiye yorarsak arkadaşlar, yorumlarsak şöyle olacak. N faktöriyel eksi n'in birlisi çarpı n eksi 1 faktöriyel artı n'in ikilisi çarpı n eksi 2 faktöriyel eksi diye gidecek. En son bilemiyoruz. N'e bağlı olarak artı ya da eksi n'in n'lisi 0 faktöriyel olarak bitecek. Bu n kişinin hiçbirinin kendi defterini almamasının sayısı. Şapka sorusu olarak genelde geliyor arkadaşlar. Bize olasılık sorduğu için bunu arkadaşlar neye böleceğiz? N faktöriyele bölüp sonuca ulaşacağız. Bu birinci yolumuzdu. Birinci yolumuz içerme dışarma prensibiyle ilgiliydi. Şimdi ikinci yolumuzla yapacağız. İkinci yolumuzda arkadaşlar indirgemeli
diziler yöntemini kullanacağız. Hemen temizleyeyim. Burada bir tanımlama yapacağız. Şöyle tanımlamamız. AN arkadaşlar N kişinin her birinin kendine ait olmayan defteri alması sayısı olsun. Yani şunu demek istiyorum. A1 demek bir kişinin kendi defterini almaması demek. A2 demek iki kişinin kendi defterini almaması demek. İki kişi var, iki kişi de kendi defterini almıyor. Şimdi bir kişi varsa, bir defter alıyorsa kendi defterini almak zorunda. Dolayısıyla bu sıfırdır arkadaşlar. Şimdi iki kişi varsa, iki kişi de kendi defterlerini almayacaklarsa biri diğerini, diğeri de diğerini almak zorunda. O da bir şekilde olabilir. Eğer üç kişi varsa bunu da el yordamıyla sayabilirim. Yani şöyle diyeyim, A kişisi, B kişisi, C kişisi. A, B'yi alabilir. A, B'yi alırsa geriye A ile C şapkaları kaldı. C şapkasının altına C'yi koyamayacağım için A'yı koymam lazım. Böyle olur. Ama A kişisi C'yi alırsa kaldı B ile A. B'nin altına B gelmeyeceği için bu durum olabilir. Yani A 3'te 2'dir arkadaşlar. Şimdi bir genelleme yapmaya çalışacağız. Neyi bulacağız? A 4'ü formülize etmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi A kişisi kendi şapkasını almazsa eğer nasıl durumlarla karşılaşırız? Onları oluşturalım. A kişisi kendi defterini almazsa gitsin B'nin defterini alsın. B, C, D diyelim. Bir de ikinci durumumuzu yapalım. A kişisi B'yi alsın. B, C, D. Şimdi arkadaşlar A kişisi B'yi alırsa B de A'yı almış olabilir. Dolayısıyla burada soru şuna dönüşür. Şu ikisi kendi defterini almasın ki o da A2'dir arkadaşlar. Peki bu A2 durumundan başka var mı? Var. Ben hani burada A B'yi alsın dedim ama A C'yi de almış olabilir. Bunun için de şu ikisi için bu sefer A2 çıkar. A D'yi almış olabilir. İsterseniz bunu yazalım. Hani belki şey olur. Anlaşılması zor olabilir. A C'yi almış olsun. C A'yı almış olsun. B ile D kendi arasında gene A2 oluşturacak. Başka renkli bir kalem alayım. A D'nin defterini aldıysa, D de A'nın defterini aldıysa o zaman B ile C arasında kendi defterlerini almama durumu A2 olacak. Yani 3 tane A2 olacak arkadaşlar. Diğer duruma gelelim. A B'yi almış olsun ama hani az önce demiştik ya B A'yı alsın. B de A'yı almasın arkadaşlar. O zaman soru şuna dönüştü. Bakın dikkat edin. B A'yı almayacak. Almasın. C C'yi almasın. D de D'yi almasın sorusuna dönüştü. O zaman sanki bu şey gibi yani. B B'yi almasın, C C'yi almasın, D D'yi almasın gibi. Yani aslında 3 kişinin kendi defterini alması durumuyla eşdeğer bir durum. Hani B A'yı almasın ama B'ye A gidemiyor, C'ye C gidemiyor, D'ye D'ye gidemiyor. Bu durum B'ye B gitmemesi, C'ye C gitmemesi, D'ye D'ye gitmemesiyle aynı durum. Peki bundan kaç tane var? A B'ye gidebilir, B çantasını defterini alabilirdi. C defterini alabilirdi, D defterini alabilirdi. Yani bundan kaç tane var arkadaşlar? 3 tane var. Dolayısıyla A4, 3 tane A2 artı 3 tane A3 oldu. Bu mantığı diğerleri için de yaparsanız karşınıza şöyle bir mantık gelecek. A n artı 1 eşittir. N tane A n eksi 1 artı N tane A
N eksi 2 olacak. Yani mesela A4'ü bulmak istiyorum. A4 eşittir 4 tane A, 3 tane A2 artı 3 tane A3. 3 tane A2, 3, 3 kere 1 3 yapıyor. 3 kere 2 6 yapıyor. A4 9. Peki A5 ne? 4 tane A3 artı 4 tane A4. Yani 4 tane 2, 4 tane 9. O da ne yaptı arkadaşlar? 44 yaptı. Tüm durum ne? 120. 5 kişi 5 faktöriyel şekilde alır defterlerini. O zaman cevap bu soru için 44 bölü 120 olacaktır.